Yani hocayı gönderilecek, hoca gönderilecek falan derken Beşiktaş'a karşı çok enteresan bir maçtı ama yani olmayacak işler de oldu. Giresunspor'un tabii çok büyük bir çabası var burada ama bugün bence Valerian İsmail açısından da önemli bir sınav olacağını inanıyorum. Yani kazanır kaybeder. Zaten bu derdimiz değil hocalarla ilgili ama bakalım Beşiktaş bu kadar kompakt oynayan, kompakt oynayan bir takıma karşı o üçlü de neler yapabilecek? Ben burayı merak ediyorum. Giresunspor o yüzden Referans bir takımdır. Bir oyun ölçümlemesi için bir referans teşkil edebilecek bir takımdır. Şimdi e, bundan sonrası için de hani Valer'in İsmail e, Beşiktaş e, bütünleşmesini biraz daha değerlendirmek lazım. İşte İsmail Kartal'ın gelişi ve Fenerbahçe'de yarattığı farkı konuşuyoruz. Kalan haftalarda e, oyun anlamında ve... Ee, hocanın takımla bütünleşmesi anlamında Beşiktaş'ta sizin beklentileriniz ne? Onu merak ediyorum. Sen biraz Beşiktaş tarafından evet. bahsettiğin için yine e, Serdar'la başlayalım. Şimdi Beşiktaş'ta e, üçlü oynamaya elverişli iki bek. Yani ligde hangi takım üçlü oynamalı diye bir soru sorsaydı sene başında. Rıdvan Yılmaz'ı olan, Rozier'i olan takımdan bahsedebiliriz. Ve bu, üç, bu burada deneyelim bu işi. Fena olmaz, fena durmaz. Çünkü e, diğer tarafta e, Gezal gibi biraz daha içe kat etmeyi seven 3-4-2-1'in oyuncusu diye tabir edeceğimiz 3 4 3 3ün de çok fazla kombinasyonu var en nihayetinde ve bunun ne çekili oynadığında ben formasyona çok inanan bir adamım. Bazen çünkü teknik adamlar bile bunu reddedebiliyor. Ya formasyonlar önemli değildir. Önemli olmaz olur mu? Hele top rakipteyken. O kadar önemlidir ki senin o alanı nere, kime, nereye verdiğin o kadar önemli ki bazı teknik adamlar bunu söyleyince şaşırıyorum ben açıkçası. Formasyonlar önemli değildir. E dağınık mı duralım? ya Tabii ki pozisyon kaybetme diye bir şey vardır oyunda. Yani nokta olduğun yerde durma diye bir şey yok. Futbol böyle bir oyun değil. Ama diğer taraftan da her so oyuncunun bir sorumluluk alanı var. Formasyonlar bunu ifade eder sana. Sorumluluk alanlarını ifade eder. Ee, bu sorumluluk alanlarını ben Valerian İsmail'in güzel dağıttığını düşünüyorum. Çünkü çok kolay benimsedi oyuncu grubu. Çok enteresan. Mesela Gezal'a bakıyorum. Tamam e, ee, Sergen Yalçın döneminde de içe kat ederdi. Önder Hoca döneminde de hep içte konumlanırdı rakibi karşılarken ama daha da içe kabul etmeyi hiç reddetmeden hemen buna heveslenen bir Ro şey Gezal. E, Rozie ve Rıdvan'ın bindirmelerini izliyorsun. Ben de bir tek soru işareti var. Josef'le ilgili 3-4-2-1'de yanındaki Jesson olacak. Orayı böyle bir Hafif kuşkum var. Bende bir kuşku var orada. Josef'le Jesson olabilecek mi? Olmaz mı diyorsun? Yok olmaz demiyorum. İz, i̇zlemeyi çok işte. hayal ediyorum. Böyle hani e, hayal ediyorum ama oynayamıyorum bir türlü onu. Yani çok enteresan bir ikili olabilir ama... Yani açıkça o zaman içimdekini de bir ortaya atayım. Josef'in bendeki kafamdaki tezahürü şu hep... 4-2-3-1'in 4-1-4-1'in o biri ya da ikisini çok iyi olabiliyor ama... 3 4 3te onu Cesson'la oynarken problem yaşar mı acaba? Burada benim çok kafamda soru işareti var. Peki e, sen kalan maçlardan sonra e, Beşiktaş'ta nasıl bir değişim bekliyorsun? Biraz da onu konuşalım. Evet. evet. Hoca değişimi sonrası e, bir devralış var Valerian İsmail e ama mesela antrenman teknikleri çok konuşulmaya başlandı. Doğru. Zaten bir basına açık antrenman yapıldı. İşte Takımın nasıl çalıştığına dair ee, çalışma formatının değiştiğine dair. Ee, bunlar nasıl yansır Beşiktaş'a? Ee, çift antrenmana takım bir şekilde dönüş yaptı. Daha agresif bir antrenman temposu var. Daha yorucu ki Sayın Ahmet Nurçevi'nin de bu konuda ifade ettiği bazı söylemleri de var. Tabi bu oyuncuların çok e, istediği bir durum olmaz genellikle. Bazı oyuncular bunu istemez ama bazı oyuncular da ister. Bazı oyuncular taktik anlamda gelişmeyi fiziksel anlamda ileri, ileriye gitmeyi hep isterler ve bu yüzden de bu anlamda kendilerine bir değer katabilecek hocaları kadroda görmek isterler. Bununla alakalı hatta Beşiktaş'ta bir dönem şikayetler olduğunu, Önder Hoca döneminde değil ama biliyorum. Yani bazı oyuncular kazan kaldırıp tabiri caizse bu hocadan bir şey alamıyoruz gibi ifadelerde bulunduğunu biliyorum. Ama bu Önder Hoca değil. Onu da söyleyeyim. Hı. Daha geçmişler Ve bu süreç içerisinde e, Valerin İsmail... Yalçın yani. Valerin, İsmail Başka kalmadı. Valerin İsmail döneminde Valerin İsmail döneminde şu anda takımın bir şeyleri artık kotabildiğini görüyoruz. Ve 14 tane oyuncunun kontratı bitiyor. Kimlerle yenilecek? Şimdi Larin kalacak mı gidecek mi örneğin? Gibi birçok unsuru bilinmezlik. Aslında bir sonraki sezonun Beşiktaş'ının nasıl olacağını da bize gösterecek. Ama şu an büyük bir kazanım içerisindeler. Çünkü Önder Karaveli ile zaten önümüzdeki sezona başlama niyetiniz yoksa yakmış olduğunuz bu sezonun içerisinde Önder Hoca'yı tutmaktansa önümüzdeki sezon çalıştıracak olan hocayı şimdiden getirip en azından yapısını, sistemini kuracak, kredi ona sağlamanız gerekiyor. Trabzonspor'un Abdullah Avcı'ya evet, yaptığı O yüzden de Valerien İsmail dönemi bence en büyük kazanımı sezon şu anda devam ederken gelmesi. Çünkü anladık ki zaten Önder Hoca ile bir sezon bir sonraki sezon hedefi yokmuş bu takım. Evet, transferler e, yapılacak. Bir de Avrupa'ya gider mi? Avrupa'da eğer Avrupa'ya giderse başarı sağlar mı? O da merak ediliyor. Tabii. E, hep de şu işte Valerine Smiling'in ile birlikte söylen işte başarıya aç evet. teknik adam vurgusu. Aslında biraz bu yapılıyor. Doymuş bir teknik adam olmasın işte o ismi yıldız isimler Fenerbahçe'yle adı geçenlerden aslında böyle isimlerin gelmesi gerektiği yani yönde de bir görüş var. Hı. Sen neresindesin? Bu Onu görüş? bilmiyorum ya başarıya aç olmayan insan var mıdır bilmiyorum. Mesela Vallahi... Fatih derim her zaman başarıya aç. Ya şey hani o zaman nasıl ne diyeceğiz Fatih derim 67-68 yaşında. bitmiyor. Yani ne diyeceğiz başarıyı evet bitirmiş artık kenara atmış ben başarılı olmayacağım böyle bir hedefim yok mu diyecek Fatih Hoca veya işte e, o yaşı almış hocalar. Ben buna çok inanmıyorum yani benim gözümde teknik direktör olarak son dönemde bir paragraf daha açıldı sadece o da e, dünya futboluna ayak uydurabiliyor mu? Dünya futbolundaki o güncellem, güncellemelerden o sürümlerden haberi var mı? Bazı hocalar bir haber yaşıyor. O, biz başka bir şey konuşuyoruz ama hocaların hiç o oyunla alakaları olmadığını düşünüyorum. Ee, Valer İsmail konusunda ise e, hocanın çok hırslı bir hoca, yani çok az bir bilgi kaynağımız var maalesef ki işte bu Barnsley performansı, e, West Bromwich performansı ve oralardaki yaptıklarıyla ilgili genç oyunculara çok sıcak oldu ama e, bir taraftan hocanın hayali yüksek ihtimalle Avrupa'da olayım. Yani niye Hı. şimdi? Ya Buraya gelen hocalar da buranın da bir vitrin olduğunu biliyorlar. Niye? Neden biliyorlar? Burada Avrupa Kupalarında iyi bir netice elde edersem, Bilic örneği mesela. Evet. Bilic burada çok iyi işler yaptı diyebiliriz ve en nihayeti onu Premier Lig'e taşıdı. Ve hoca da buranın bir basamak olabileceğini bildiği için bence Avrupa Kupalarını hayal ediyordur ve Beşiktaş'ın oyuncu grubunda mesela Batu Ay'nin performansının hoca ile birlikte arttığını, mesela Alex Teixeira'yı bile ben çok eleştiriyordum. Yani transferinde hiç bence olmaz dediğim oyunculardan biriydi. Hala da çok farklı düşünmüyorum ama onda bile bir kıpırdama seziyorsam net dokundu hoca. E, oyuncu grubunun üçlü oynamayı pratiğine birden çabuk adapte olması beni çok şaşırtıyor bir taraftan. O çok ilginç. Ama e, bununla ilgili doğru referans maç hangi maçı kabul edeceğiz? Bu önemli. Çünkü birden hani iki maç üzerinden karar vermemek lazım erken olur. Ama hocanın inşa etmek istediği oyunun altında çok büyük bir fizik kalite var. O fizik kaliteyi yakalamadan bu oyunu oynayamayacağını çok iyi biliyor Valerian İsmail. Çünkü bunu defalarca tecrübe etmiş bir hoca. Bilmiyorum hani bu tamamen hissi kablel vuku. Ben başarılı olacağını düşünüyorum.